bir düşman kıyısına çıkarma yaptığınızı düşünün. Zırhlı bir çıkarma aracıyla kıyıya kadar geldiniz. Birkaç atış denemesi yapıldı ama bir işe yaramadı. Çıkarma aracı plajın kumlarına rampasını indirdi. O da ne? Etraf pek de düşündüğünüz gibi değil. Kıyıda mevzilenmiş düşman namlusunu size doğrultmuş bekliyor. Bu en zayıf düşmana karşı yaşayacağınız senaryo. Daha çok da ağır silahları filan hikayeye dahil etmedik. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Ölürsünüz. İşte bu yüzden çıkarma harekatları gerçekten çok zordur. Ama Türkiye'nin öyle bir çıkarma aracı var ki bu zorlukların hepsini kendi başına aşabiliyor. Hem denizde hem karada gidebiliyor. İçindeki personeli hem zırhlıyla hem de silahlı kulesiyle koruyabiliyor. Yani bugün bambaşka bir yetenekten bahsediyoruz. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Türkiye'nin ilk milli amfibi hücum aracı Zaha'dan bahsediyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bugün tam olarak neyden bahsediyoruz bunu anlamak için öncelikle Zaha'nın özelliklerine kısaca bir değinelim. Bugün konumuz olan 8 metrelik bir araç. Yani daha iyi canlandırmanız için şöyle göstereyim. Zaha yaklaşık şu boyutlarda. Bu araç dizel motor kullanıyor. Tam yüklü ağırlığı 30 ton. Yani yine gözünüzde daha net canlansın diye şöyle göstereyim. Bununla eşdeğer. Bu araç 90 santimetrelik dik engeli aşabiliyor. 2 metrelik hendeyi de aşabiliyor. Amfibi bir araçtan bahsediyoruz. Yani buraya belki çok şaşıracaksınız ama hem karada hem denizde gidebiliyor. Karada saatte 70 km, suda 12 km hız yapabiliyor. Dedim ya büyük bir araç bu. 3 personel kullanıyor. Nişancı, sürücü ve komutan. Bunun yanında tam 18 deniz piyadesi taşıyabiliyor. Yani toplam 21 personel taşıyor. İlk milli zırhlı amfibi hücum aracımızda silah sistemi olarak uzaktan komutalı kule kullanılıyor. Bu da yine Zaha gibi FNSS tarafından geliştiriliyor. Kule adını Çakabey'den alıyor. 12,7 mm makineli tüfek ve 40 mm otomatik bomba atarla donatılmış durumda. 40 mm otomatik bomba atar dakikada tam 280 atım yapabiliyor. Esas teçhizat bu. İkincil teçhizat olan makinalı tüfek dakikada 640 atış yapabiliyor. Yani bu silah kulesi çıkarma anında ve sonrasında askerimizi etkin şekilde koruyabiliyor. Çünkü koruma dediğiniz zaman mesele sadece zırh değil, bir de düşman unsurlarını baskı altına almak var. Bu detaylara gireceğiz. O yüzden şu an çok girmiyorum. Bu araçların bazılarında MK üretimi Tamkar kullanılıyor. Tamkar, mayınlı sahalarda geçit açmak için kullanılan bir sistem. Bunu ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. İlginç bir çalışma. Daha önce Hendek operasyonlarında kullanılmıştı. Sonra Afrin'de, Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanıldığını gördük. Bu sistem, zırhlı birliklerin ilerleyeceği güzergaha doğru bir roket ateşliyor. Bu roket 200 metre ilerleyerek kendisine bağlı olan patlayıcı şeridi güzergaha döşüyor. Ardından 400 kiloluk patlayıcı güzergah boyunca patlıyor ve o yoldaki bütün mayınları imha ediyor. Yani çıkarma harekatlarında başa bela olan mayınlanmış araziler bile Tamkar sayesinde sorun olmaktan çıkacak. Bu aracın en önemli özelliklerinden biri de suda devrilince kendiliğinden düzelebiliyor olması. Zırhlı amfibi bir araç için bu çok önemli bir özellik. Bunun yanında kendini atışlardan koruyabilmek için bir sis perdesi üretebiliyor ve KBRN dayanıklılığına sahip. Genel olarak özellikleri bunlar ama esas bahsetmemiz gereken kısım bundan sonra başlıyor. Çünkü buradan öncesi bir çeşit infografik oluşturmak gibi. Önemli olan bunların ne katacağını bilmek. Öncelikle çıkarma harekatlarını bir konuşalım. Çıkarma harekatları denize kıyısı olan devletlere karşı savaştığınızda olmazsa olmazdır. Ama belki de bir ordunun girişebileceği en zorlu operasyon türlerinden biri. Amfibi bir harekat yaptığınızda deniz gücünüz kuvvetlerini düşman kıyılarına başarılı şekilde intikal ettirmeye çalışır. Ama unutmayın ki düşman kuvvetleri sizi orada mevzilenmiş bekliyor olacak. O sahneyi bir düşünün. Çıkarma yapacaksınız. Çıkarma gemilerine bindiniz. Gemi rampasını indirdi ve karşınızda koca bir sahil. Her yerinde mevzilenmiş düşmanlar var. O rampa indiği andan itibaren muhtemelen mermilerin nereden geldiğini bile anlamayacaksınız. Ve daha da önemlisi modern savaş sahalarında artık ana çıkarma gemileri kıyıya yaklaşamıyor. Hedef olmayacakları bir mesafede ufuk ötesinde konumlanıp çıkarma araçlarıyla personeli kıyıya gönderiyorlar. Ve bu çıkarma araçları elbette gemiye göre çok daha savunmasız oluyor.
Ayrıca gemi hedef olmayacağı bir mesafede duracağı için seyir süresi uzuyor. Seyir süresinin uzaması çıkarma kuvvetinin düşman ateşine daha uzun süre maruz kalması anlamına geliyor. İşte bu noktada Zaha dengeleri alt üst edebilecek bir potansiyele sahip. Çünkü dünyadaki muadillerinden çok daha hızlı. Suda 7 knot hızla ilerleyebiliyor. Bu da elbette seyir süresini düşürüyor. Daha da önemlisi Zaha'nın zırh seviyesi düşman atışından korunacak kadar güçlü. Her ne kadar seviyesi gizli tutulsa da zırh seviyesinin yüksek olduğunu net şekilde biliyoruz. Bunun yanında bir de güçlü bir silah kulesi var ve bu silah kulesi uzaktan komutalı. Yani personel aracın dışına kesinlikle çıkmıyor. Seyir süresi boyunca kendisine atışın yapıldığı bütün noktaları aracın içinden kontrol ettiği bir silah sistemiyle baskı altına alabiliyor. Zaten karaya çıktıktan sonra çok daha etkili. Hem silah kulesinin atış yaparken başarı şansı çok daha yükseliyor, hem de araç karada saatte 70 km hızla hareket edebiliyor. Bu da hızlı bir şekilde tehdidin daha zayıf olduğu bir bölgeye geçebilmesini sağlıyor. Yani Zaha Türk ordusuna inanılmaz bir yetenek kazandırdı ve bunu da çok hızlı bir şekilde başardı. Çünkü bu proje Savunma Sanayi Başkanlığı ile FNSS arasında 2017 yılında imzalanan bir sözleşmeyle başladı ve yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi şartı vardı. Sadece 6 yıl gibi bir sürede ilk teslimatlar yapıldı. Çünkü 2023'te envantere girmeye başladı. İlk etapta Türk ordusu toplamda 27 adet Zaha alacak. Zaten çoğu teslim edildi bile. Bu araçların 23'ü amfibi hücum personel aracı, ikisi amfibi hücum komuta aracı ve ikisi de amfibi hücum kurtarma aracı. Savunma Sanayi Başkanımız daha önce bu araç için dünyada sınıfının en iyisi olarak söylenebilir demişti. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü bu tarz bir aracı geliştirebilen çok fazla ülke zaten yok. Mesela en hakim olduğumuz bölge olduğu için NATO bölgesinden örnek verirsek ABD'den sonra böyle bir aracı geliştirebilen tek ülke Türkiye. Peki ABD'nin sistemi mi yoksa Türkiye'nin sistemi mi daha iyi derseniz, ben bu soruyu sorduysam elbette Türkiye'nin sistemi daha iyi demek için sormuşumdur. ABD'nin sistemini övmek için konuyu açmayacağım elbette. Zaten kıyaslanacak sistemler bile değil. Çünkü ABD deniz piyadeleri şu an ağırlıklı olarak AAV-7 aracını kullanıyorlar. Ve bu araç her ne kadar zamanının en iyisi olsa da, hatta şu anda etkili olsa da, artık demode olmuş bir araç. Çünkü Zaha 2023'te üretime girmişken ABD'nin sisteminin hizmete giriş tarihi 1972 ve modern olmasının yanında her açıdan Zaha çok daha başarılı. Bu da elbette ciddi bir ihracat potansiyeli demek oluyor. Esas soruyu sormadan önce şu ihracat kısmına da kısaca bir değinelim. Şu an Zaha için görüşme yapan birçok devlet var. Hatta bildiğim kadarıyla Endonezya artık alım yapacak durumda. Çünkü denize kıyısı olan her devlet böyle bir araca sahip olmak ister. Bu kadar modern bir muadili de olmadığı için Zaha piyasada kıymetli oluyor. Yani ilerleyen dönemde çok fazla ihracat haberi alırsak şaşırmayın. Şimdi de gelelim esas soruya. Türk donanması Zaha ile birlikte nasıl bir potansiyele kavuştu? Türk donanmasının kavuştuğu potansiyeli konuşmak elbette her zaman kıymetliydi. Ama içinde bulunduğumuz dönemde çok daha kıymetli hale geldi. Zaten Türkiye'nin Türk donanmasına son yıllarda ne kadar önem verdiğine dikkat ettiyseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Savunma sanayinde bütçeler her zaman kısıtlıdır. Çünkü bu o kadar geniş bir alan ki hiçbir ülke bütün projelere yeteri kadar bütçe ayıramaz. O yüzden de devletler her zaman önceliği esas tehdit gördükleri alanlara ayırırlar. Türkiye ekonomik anlamda çok iyi bir dönemden geçmemesine rağmen şu an aynı anda 30'dan fazla savaş gemisini inşa ediyor. Dünyada bunun ikinci bir örneği yok. Belki sadece Çin'de vardır. Bu savaş gemilerinden biri TF-2000, biri uçak gemisi. Yani devasa yatırımlardan bahsediyoruz. Bunun ilk sebebi Türkiye'nin yaklaşmakta olan savaşı görmüş olması. Çünkü savunma denizden başlar. İkinci sebebi de esas gerginlik alanının Doğu Akdeniz olması. Adalar Denizi'ni saymıyorum. Zaten Yunanistan bizim için ciddiye alınacak bir rakip değil. Ama Doğu Akdeniz'de büyük bir gerginlik yaşanacak. Şu an İsrail'in Güney Kıbrıs'a yığınak yapmaya başlaması filan da boşuna değil. İşte o süreçte bizim elimizdeki en büyük koz TCG Anadolu olacak. Çünkü biz bu gemiyle istediğimiz her yere başarılı bir şekilde çıkarma yapabileceğiz. Bu çıkarma harekatlarının başarılı olacağını kesin bir şekilde öngörebilmemin de iki sebebi var. Biri Bayraktar TB3, diğeri bugün konumuz olan Zaha. TCG Anadolu aynı anda 27 adet Zaha taşıyabiliyor. Yine 13 adet tank ve 4 adet mekanize çıkarma gemisi taşıyabiliyor. 94 adet muhtelif araç kapasitesi var. Bu ne demek? Bu 27 adet Zaha'nın aynı anda TCG Anadolu'dan ayrılıp hızlı bir şekilde kıyıya asker çıkarabilmesi demek. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin zırhlı piyade gücü hafife alınacak bir savaş kabiliyeti değil. Ve düşünün ki 27 adet Zaha bir kıyıya aynı anda 567 personel çıkarabiliyor. Bunu yaparken de hem zırhıyla hem silah kulesiyle bu personeli koruyabiliyor. Tabii ne olursa olsun bütün zırhlı araçlar farklı mühimmat türleriyle imha ediyor.
edilebilir. İşte burada da Bayraktar TB3'ler devreye giriyor. Biliyorsunuz şu an TCG Anadolu'dan Bayraktar TB3'e iniş kalkış kabiliyetine kavuştuk. Diyelim ki Güney Kıbrıs'a bir çıkarma yapacağız. TCG Anadolu daha o bölgeye ilerlerken, yani çıkarma yapılacak olan sahil şeridine doğru ilerlerken Bayraktar TB3'ler önden havalanmış olacak. TCG Anadolu kıyı şeridinin karşısında konuşlanacağı yere gelene kadar çıkarma yapılacak olan sahilde mevzilenmiş bütün asker ve sistemleri vurmaya başlayacaklar. Yani çıkarma yapılacak olan kıyı şeridi öncelikle TB3'le yumuşatılacak. Düşünün ki TCG Anadolu'dan arka arkaya ondan fazla Bayraktar TB3 havalansa ve mühimmatlarını bırakıp geri dönseler, yüklenip tekrar kalsalar, düşmanın sahilde mevzilenme şansı kalır mı? Elbette kalmaz. Zaten kalınlığı da işte bu Zaha'nın çıkaracağı 500'den fazla personel adım adım temizleyerek ilerler. Böyle bir çıkarma kabiliyeti başka hangi orduda var derseniz, bunu herhalde şu an ABD dışında yapabilecek tek ordu Türk ordusu. Ve son olarak bana şu soruyu sorsanız, Zaha'nın Türk ordusuna en büyük katkısı ne deseniz, vereceğim tek cevap var. Savaşın kitabını yazacak bir orduyu sağ salim kıyıya çıkarmaya yarayacak. Zaten gerisini o ordunun neferleri halleder. Hem de düğüne gider gibi giderek halleder. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.